Çok bekledik be abi. Uzun bir topaktı. Sergen koştu. Sergen mi? Sekti. Sergen. Kut içine. Sergen. Gol gol. Sergen ve gol. Konuşmamız ama taşıma. Baba Kartal desin veya hoş geldiniz. Benim adım Baba Kartal. Arkadaşlar Beşiktaş Anlik serimizin 6. bölümdeyiz. Bugün ilk defa büyük bir derbi maçı göreceksiniz. Galatasaray derbisi olacak bu bölümde. Ama bu bölüm yine sadece 2 maçlık olacak. Sizlerin isteği yani yorumlarda okudum bunu arkadaşlar. Abi daha az konuş. Ve daha çok maçlar sun bize dediniz arkadaşlar. İleriki bölümlerde, şimdi bu bölümde değil çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe aynı bölüme katasınmıyor arkadaşlar. Ama ileriki bölümlerde daha çok maçlar sizlere sunmaya çalışacağım. Yani daha az konuşacağız, daha çok maç yapacağız. Bir şey daha sormak istiyorum. Analik haricinde ne tarz videolar görmek istersiniz? Bunu lütfen yorumlara yazın. Her türlü olabilir arkadaşlar. Oyun olabilir, real life olabilir. Yani sizler ne istiyorsanız onu da lütfen yorumlara yazın. Bir de beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Abone değilseniz abone olun. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle menajerlik teklifi gelmişti. İstanbul Başakşehir'den. Bunu kabul etmeyeceğiz tabii ki. Çünkü Beşiktaş'ta kariyerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bugün ne göreceksiniz? Hızlıca onu da söyleyeyim. Ankara Gücü maçı olacak. Deplasmana gideceğiz. Ateşli bir Ankara Gücü maçı göreceksiniz. Deplasman maçı. Sonra kendi sahamıza Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı ilk büyük derbimizi oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı daha hiçbir zaman kaybetmedi Vodafone Park'ta. Arkadaşlar hemen kısaca tabloya bakalım maçtan önce. Biz şu an birinci sıradayız. 25 puanla lideriz. Hemen ardımızda Başakşehir var. 3 puan. Arada sadece fark var. Galatasaray'a 4 puan aramızda fark var. Ve Ankara Gücü şimdiki rakibimiz 15 puanda. Onlar da ön sıraları kovalıyor arkadaşlar. Onlar yenerse 18 puanda olacak ve bize bayağı yaklaşacaklar. Yani onlar da gelecek sezon en azından Avrupa'da mücadele etmek istiyor. Zaman kaybetmiyoruz. Hemen ilk maçımıza gelelim o zaman arkadaşlar. Ankara Gücü Beşiktaş. Şimdi ilk 11 Galatasaray maçı öncesinde birazcık rotasyon yapasım var. Aslında o kadar rotasyon pek de iyi değil. Ama Aboubakar'ı birazcık dinlendirelim. Okey, biz hazırız arkadaşlar. İlk 11'imiz böyle olacak. Hazırsanız maça doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz çok ateşli bir Ankara deplasmanı gerçekten yaşadı Beşiktaş. Bakalım burada aynısı olacak mı? Bunu göreceğiz. Sizler beğenmiyor musunuz arkadaşlar? Beşiktaş'ın maçı var diyoruz ve Ankara'ya... Arkadaşlar Ankara'dayız. Ankara Eryaman Stadında çok zorlu ve ateşli bir 90 dakika göreceksiniz. İki takımlar hazır. Kaptanlar önde olmak üzere. Şimdi sahaya çıkacaklar oyuncular. Bayağı olaylar olmuştu bundan önceki gerçekte Ankara maçını arkadaşlar hatırlayın. Bir taraftar sahaya inmişti. Hakeme falan dedi. Bizim oyuncu saldıracaktı. Son anda Josef de Souza araya girmişti. 13 saatler ceza aldı. Biz bu maça konsantre oluyoruz. İlk 11'lere gelelim. Ankara Gücü, Sobe ve Musetiki Oko ikilisi önde. Bizim 11 böyle olacak. Bayağı bir rotasyon yaptık aslında. Birkaç pozisyonda. Cenk Tosun bugün en önde olacak. Tayyip Tala. Aha. Bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Atakan'ı. Atakan Cankaya. Çok azdır böyle benim sevmediğim futbolcular ama o en başta gelenlerden arkadaşlar. Neyse. Zorlu mücadele. Hakim Dilo başladı. Haydi Beşiktaş. Haydi. Kara Kartal'ım diyoruz. Galatasaray derbisinin öncesinde. Burada 3 puan çok önemli moral açısından. Cenk. Araya girer mi? Son anda. Sanırım Atakan'dı. Şimdi ters bir vuruş. Talişka git oraya. Ahmetovic, Manuel Fernandez, Cenk'i gör. Cenk, Fernandez, hadi oğlum Manuel Fernandez. El Shaarawy ve 1-0 öne geçiyoruz. El Shaarawy atıyor, dakika 13. Erken golü buluyoruz Ankara deplasmanında. Ve Manuel Fernandez'den Gedson Fernandez arkadaşlar. Gedson Fernandez kaleci kurtarıyor. Sonrasında El Shaarawy dikkat ediyor. Orada Fernandez Cenk'i gördü. Cenk topu bırakıyor böyle. Hem kendi de yere bıraktı. Düştü ama yine pasını verdi. Oğlum gözleri gördünüz mü arkadaşlar? El Shaarawy. Cin gibi maşallah. Orada sızdı pozisyonu. Araya girdi ve gol attı. 1-0'a geçtik.
Dakika 13. Atakan'ı geçişemedik. Son anda araya girdi. Güzel müdahale. Hadi Getson. Güzel bir şut gelsin. Getson Fernandez. Kornere gider mi? Kaleci son anda uzaklaştırıyor. Korner. Getson. Nathan Redmond gönder. Hacı Ahmetoviç. Oradan güzel şut gelir mi? Hacı Ahmetoviç kurtarıyor. Kaleci yine kurtarıyor. Dakika 20. Ankara'da tek bir takım oynuyor. O da Beşiktaş arkadaşlar. Hacı Ahmetoviç ve kaleci. Güzel bir kurtarış. Masuaku. Topun başında şimdi. Masuaku. Cenk gelir mi? Yine son anda araya girdiler. Hadi oğlum. Redmond çakıyor. Milim. Faul var. Yine faul var. Hakem. Oh oh hocam. Oh kebap. Hasan Ali topun başında. Dikkat ediyoruz. 34. dakikadayız. Hasan Ali ortaladı. Kafayla karşılamaz. Ağzım olmadı. Devam edecek. Pedrinho. Pedrinho önde. Rozier ve ortası geldi. Aman. Kafayla uzaklaştır. Hadi Redmond. Yap bunu hocam. Yap bunu. Redmond. Erşan abi yine yap aynısını. Kontralak şansı. Sobel'e geliyorlar. Dikkat ediyoruz. Aman. Ara pası. Saiz. Son anda Saiz. Anderson Talisca. Hadi oğlum. Anderson Talisca şut atıyor kaleci. Masuaku top başında. Olmadı. Ama çok iyi bir yarı gördük. Yine bayağı üstün oynadık arkadaş. Ankara gücüne hiç pozisyon vermedik. Ben bu süperstarı anlamıyorum. Galatasaray maçını efsanede oynayacağım galiba arkadaşlar. İlk 11'imiz bayağı iyi. Bu maçta da konsantre olmuş durumda. Şimdi devamını getirmeliyiz tabii. Aradan gönder. Çok güzel. Cenk atar mı? Cenk Tosun vuruyor. Yine kaleci. Getson. Gönder hocam. Getson Fernandez. Direk. Orta. Olmuyor bir türlü ya arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci yarıda çok çok tehlikeli başladık yine arkadaşlar. Şimdi Talisca'ya geliyoruz. Nasıl Talisca? Hadi oğlum. Talisca vuruyor. Kalecinin eli kırıldı. Saiz da gidecek. Oh, ilk şut çok zayıf. Elşar abi. Talisca'yı gör. Lan Talisca'yı gör diyorum oğlum. Orta. Hadi oğlum Talisca. Anderson Talisca kafa. Ha oğlum Kalil ya bu ne ya. Bıktım şu oyundan ya. Kaptık yine. Hadi Cenk at bunu ya. Bitir şu işi. Cenk Tosun. Şimdi bir gol yersen var ya deliririm arkadaşlar. Aman dur lan. No. Mert uzaklaştır gitsin. Oyuncu yeşirdik arkadaşlar. Gezal. Gönder bir pası oradan. Raşit Gezal deniyor. Bugün Gökhan Akan olmasa şu an başka bir skor olacaktı burada. Maçta son 15 dakikaya gireceğiz. Bir atak göremedik yine Ankara gücünden. Bu oyun neden böyle anlamıyorum arkadaşlar. Abubakar topa gitsen acaba. Eyvah şimdi işte bunu diyorum. Dikkat ediyoruz. Modiba. Ceza alanında Modiba. Tayyip araya girdi. Eyvah eyvah. Uzaklaştır. Uzaklaştır. Oh, o da yetişemedi Allah'tan. Arkadaşlar Galatasaray maçı öncesinde 1-0 maçı alıyoruz. Bu zor deplasmandan da 3 puanla ayrılıyoruz. Çok pozisyonlar harcadık. Çok harcadık. Pozisyon vermedik bir yandan da hiç. Bir tane şut var. Ben bu bakın. Hiçbir şey yapmadan birazdan göreceksiniz. Süpersal maç olayım. Galatasaray'ı efsanede oynayacağım. Eyvah eyvah. 1-0. Yendik. Oo Başakşehir puan kaybediyor Adana'da arkadaşlar. Bizim açımızdan çok iyi oldu bu. Galatasaray'a bakıyoruz. Galatasaray yenmiş, Kasımpaşa Fenerbahçe yenmiş, Trabzon Hatay'a kaybetmiş. Okey, 28 puan, 4 puan fark var. Şimdi Galatasaray yenerse o zaman baya baya yaklaşacaklar arkadaşlar. Ligin alt sıralarına bakıyoruz Gaziantep, Sivas ve İstanbulspor arkadaşlar. Derbi günü, hazır mısınız? Hazır mısınız? Galatasaray derbisi geliyor arkadaşlar. Derbi günü, 3. bölüm, basın toplantısı var. Bakalım, buraya gelebilmek için Sivas ve Ankara Gücü gibi takımları devirdiniz. Bugün derbi nasıl bir tavrınız olacak? Derbi maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz arkadaşlar? Kazanacağız. Derbi bir galibiyet serisi gitmekle elbette çok güzel bir maç. Tüm gücümü gidiyoruz. Şansın yüksek olduğu konusunda son derece eminim. Evet arkadaşlar.
Dediğim gibi Vodafone Park'ta şimdiye kadar hiç Galatasaray'a maç vermedik. Mesajlar var. Lider olmuş Umut Meraş. Ay, yedeklerin lideri olmuş. Oldu. Yani bizim takımdan Saiz gitmek istediğini iletmiş yönetime. Büyük bir ihtimal gidecek. Arabistan'dan teklifler gelmiş, o reddetmiş. Herhalde İngiltere'ye bekliyor arkadaşlar. Okey. Başka burada Maxim var. Maxim sorulmuş. 2.5 demiş Gaziantep arkadaşım. Milyon istemişler. Maxim'den de vazgeçilmiş. Okey, o zaman hemen şimdi hızlıca listeye bakalım. Şöyle hızlıca en güncel haberler arkadaşlar. Ante Rebic var. Kiralamak istiyor Milano'dan. Bu güncel bir haber. Sonra Lanzini var. En son haftaların ya da son günlerin en çok ön plana çıkan ismi. Ha, Rangers'tan Kamara var. Sonra Rıdvan Yılmaz kiralanma istiyor. Yani kiralanmak istiyor Beşiktaş. Böyle birkaç dedikodu var. Amartya'ya 2 milyon teklif gönderildi. Hızlı yapalım. Burada zaman kaybetmeyelim çok arkadaşlar. Sonra Vitor Tormena var. Braga takımından. Buna da teklif gönderilecek galiba. Sonra Halil Derviçoğlu. Bunu biliyorsunuz. Milli takımda da oynuyor. Galatasaray'da kiralanmıştı. Beşiktaş'ta bundan önce de çok bunu almaya çalıştı. Bunun adı da geçti. Sonra Isaac Hien var. Bir de Kuzayev var. Kuzayev diye Rus oyuncu. Okey. Efsane 10 dakika yapacağız Galatasaray maçını arkadaşlar. O zaman hazırsanız bu maçı ve sizin çok beklediğiniz derbi maçına geliyoruz arkadaşlar. Okey, Galatasaray karşısında kaybetmek gibi bir seçeneğimiz yok. Asla durmayın. Oyunu kontrol edin ve konsantre olun diyoruz oyuncularımıza. O gün bugün. Burası İnönü. Buradan çıkış yok arkadaşlar. Hiç kimse derbi teknik ve taktikle kazanmamıştır. Bunun gibi maçlar yürekle kazanılır. Şimdi sahaya çıkın ve kimin yüreği yetiyormuş gösterin diyoruz. Oyuncuları gaza veriyoruz arkadaşlar. İlk büyük derbi Beşiktaş Galatasaray maçı diyoruz. Beşiktaş'ın maçı var diyoruz ve derbiye doğru yol alıyoruz. Arkadaşlar Vodafone Park'tayız. Ve Beşiktaş Galatasaray derbisini göreceksiniz. Hepimizin çok çok büyük bir heyecanla beklediği bir maç arkadaşlar. İki kaptanları görüyorsunuz. Cenk Tosun ve Muslera arkadaşlar. Hakemler ve oyuncular şimdi sahaya iniyor. Beşiktaş taraftarı stadı doldurdu. Aralarında burada deplasman yasağı var mı arkadaşlar? Deplasman yasağı da var. Ama birkaç Galatasaraylılar da girmiştir oraya mutlaka. Şimdi Vodafone Park'ta Galatasaray'ın galibiyet gördüğü bir maç yok. Gerçekte ve o seri bu seride de devam ettirmek istiyoruz ama çok çok zor olacak çünkü efsane maç düzeyi. Yani bunun üstü yok. En zor maç düzeyinde oynayacağız. Tek avantajımız arkadaşlar seyirci avantajımız, kendi sahamızda oynamamız ve yüreğimiz arkadaşlar. Yüreğimizi ortaya koyaraktan burada 3 puan almak istiyoruz. İlk 11'imiz böyle olacak. Cenk Tosun'la başlıyorum. Çünkü o böyle bu tarz derbiler zamanında çok oynamış ve yaşamış bir oyuncu. Okan Burk'un ilk 11'i böyle en tehlikeli oyuncular Icardi tabii ki ama Juan Mata büyük bir sürpriz bence. Orada tecrübeli oyuncuya güveniyor demek ki. Sasha Boy yok. O da güçlü. Onun yerine Kaan Ayhan oynuyor. Ama kadro da yok. Ya sakat ya da satıldı. Getson Fernandez onun için de çok çok özel bir maç. Hadi koçum benim. Maça biz başlıyoruz. Hazır mısınız? Beğenmiyor musunuz arkadaşlar? Çok zor bir 90 dakika başlıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi arkadaşlar. Pepe. Getson Fernandez, Rozier. Rashid. Önünde vardı. Şimdi Gezal. Aubakar'a bak. Aubakar hemen faul yapıldı Talişka'ya. İkinci dakika ve hemen hakem Ali Palabıyık sarı kartı çıkarttı. Gezal top başında. Oradan bir Aubakar'ı görebiliyoruz. Aubakar. Abuş. Aubakar şut deneyişi. Top. Şimdi Aubakar. Cenk Tosun. Masuaku. Masuaku ver pasını. Aubakar çöküyor. Son anda Nelson araya girdi. Net gol fırsatını değerlendiremiyoruz. Nelson araya giriyor son anda. Oğlum nasıl bir müdahale bu lan? Korner kullanacağız. 5. dakikadayız. Maça hızlı başladık, tempolu başladık. Gezal top başında. Kafa gelir ve Pepe hayır. Cenk Tosun. La oğlum Benfica başındaki yapsana. Aynı gerçekte gibi o an ta orta sahalara kadar geliyor. Dikkat edin şimdi. Juan Mata. Bomboş.
Rasic'e orta geliyor. Sakın Icardi'ye gitmesin top. Dikkat. Torreira. Topu kapmamız lazım. Hadi Kupe. Son anda Masuaku'ya girdi. Korner. Sergio Oliveira top başında. Dikkat ediyoruz. Bilakis Icardi'ye. Tanışka kafayla uzaklaştır son an. 1-0 geriye düşüyoruz. Rasic açıyor. Çok talihsiz bir gol yiyoruz arkadaşlar. 12. dakikada duran toptan gol geldi. Top nereden nasıl sekti, nasıl oldu? Bütün gözler Icardi'deydi. Gol tekrarına bakalım. Sergio Oliveira. Getson'dan mı settiler? Aslında kimsenin şeyinde yoktu hesabında. Ulan adam iki oyuncudan sekiyor da gol oluyor ya. 1-0 geriye düştük. Şimdi dikkat. Evet, çaktırma. Araya gelir, çok sert bir şut. Dikkat etmemiz lazım. Full konsantre devam arkadaşlar. Kerem'le geliyor Galatasaray sağ taraftan. Icardi kolunu kaldırdı. Korner, hayır hakem faul dedi. Kerem'e faul yapmışız. Kerem top başında. Dikkat ediyoruz, yine duran top. Uzaklaştır. Aman hocam. Araya girin, sert bir şut. Uzaklaştırın lan, çıkart üç topu. Kapabilir miyiz? Galatasaray'ın bastırdığı an arkadaşlar. Dakikalar daha doğrusu. Çok dikkat etmemiz lazım. İkinci gol her şeyi bitirebilir. Ve hakem de yani her türlü her şeyi Galatasaray oynuyor arkadaşlar. Sergio Oliveira top başında. Uzun bir top. Kardiyen önce Salih, Cenk Tosun. Topu tutamadık. Dikkat, kafa, pepe, çıkart. Rozier, araya gir oğlum. Mert. Tanışmayı gör. Top kaybine. Şimdi bayağı zorlanıyoruz. Şu son 10 dakika diyelim. Aman hocam. Tehlikeli pozisyonda free kullanacak Galatasaray. Kerem top başında. Kerem vuruyor. Allah'tan bizim hocalar çarptı. Şu dakikalara sadece Galatasaray oynuyor ama eyvah. Gezal. Aboubakar. Hadi oğlum Abuş. Aboubakar gidiyor. Yap bunu Abuş. Aşırtıyor Aboubakar. Olmadı lan. Net gol pozisyonu Abuş harcıyor. Sol ayağını Muslera üstüne aşırtayım dedi. Olmadı. Getson adamım. Getson. Çok güzel Masuaku. Abuş koş. Orta hadi Aboubakar. Kafa gelir mi? Gezal. Nelson. Bugün gerçekten çok sağlam duruyor defansa Galatasaray'ın. Güzel orta. Son anda Nelson araya girdi. 41'deyiz Galatasaray'ın. Üstünü devam ediyor Vodafone Park'ta. Ama gerçekten Galatasaray bir sonra geçmiş. Hatırlayın. Hocam faul var ya. Faul vermedi. Rashid Sarı gidiyor. İçeri doğru çekti. Şutlu. Yandan out. Neredeyse ilk yarı bitimine saniyeler kala gol yiyorduk. Orada faulumuz verilmedi. Hakem başlayan bir tarafına. Pepe biraz dengesini bozdu. Of. Hadi oğlum kap. Gezal kaptı. Faul var hocam. Kart. Kırmızı kart ver. Mutlaka kırmızı olması lazım. Ya. Yeme beni Recep. Yoksa bir adam daha var mıdır lan? Dikkat etmedim. Topa bir daha da sonra oyuncu. Neyse sarı.
Hadi ama tam Talisca'nın pozisyonu arkadaşlar. Anderson Talisca top başında. Hadi oğlum Talisca. Talisca geliyor. Anderson Talisca. Alın size Talisca. Alın size Talisca. Talisca gol atıyor. Galatasaray'ı biliyorsunuz. Talisca'yı kiralamak istiyormuş. Biz de veririz ona Talisca'yı. Böyle veririz. Beraberlik golü geldi. 45-6-3 olması lazım. Talisca'nın sahneye çıktığı an arkadaşlar. Vodafone Park yıkılıyor. Beraberlik golü geldi. Ve ilk yarı bitir oğlum. İlk yarıda böyle bitiyor. İnanılmaz bir 45 dakika gördünüz. Derbisi böyle derbiye yakışır bir 45 dakika. Bol pozisyonlu. Ve iki gollü arkadaşlar. Oyuncular şimdi soyunma odasına gitti. Topa sahip olma oranı daha yüksek Galatasaray'ın. Kaleye şut hemen aynı 5'e 5. Kıran kıranla mücadele veriyoruz. Şimdi Cenk Tosun orada birazcık zorlanıyor. Ama biraz daha tutacağım. O zaman ne yapmalıyım? Masvako mu Rozier mi? Rozier iyi gözüküyor. Böyle bir devam edelim arkadaşlar. Böyle bir devam edelim. İkinci 45 dakikadayız arkadaşlar. 1-1 beraberlik golü. İlk yarının son saniyelerinde geldi Anderson Talisca'yla. Şimdi ikinci gola doğru hücum diyoruz. Bastır hocam, bastır. Nelson. Sergio Oliveira. Nelson. Kerim Bardakçı. Şimdi çok büyük bir hata. Gezal aşırtıyor ve gol geliyor. Çok güzel bir gol. Çok büyük bir hata Abdülkerim Bardakçı'dan. İnanılmaz bir ikinci yarı başlangıcı arkadaşlar. Abdülkerim burada hep paslaştılar. Tik tak tik tak tiki taka. Sonra büyük bir hata. Gezal aşırttı Musa İran üstünden. Derbide 1-0 geri düşümüz başla. Şimdi 2-1 öne geçiyoruz. Neler oluyor burada? Neler oluyor burada? Çok çok büyük bir hata Galatasaray defansından. İnanılmaz bir hata. 2-1 yaptık. Dakika 50. Haydi Beşiktaş'ım diyoruz. Sakin oynayalım. Anasın Talisca. Gezal'ı gör. Gezal gönder. Gezal plase gönderiyor. İkinci yarıya fırtına gibi başladık. Bilakis Gezal. Goldan sonra da bayağı bir havaya girdi. Raşit Gezal sağ plase gönderdi. Olmadı. Bakalım Okan Buruk'un cevabı ne olacak? Puan Mata çıktı şimdi. Onun yerine Mertens girdi. Cenk Tosun. Abubakar. Anadolu Talisca. Talisca uzaklardan şut kaleci ucağına gitti. Cenk Tosun yorgun gözüküyor. Onu alırız şimdi. Okey, oyuncu yaşıyoruz. Redmond. Cenk çok yoruldu. Zaten biraz sakatlığı vardı ama yine de oynamak istemişti. Rozier de sarı kartı var. Kırmızı kartı görebilir. Onun yanına Onur girdi şimdi. Nelson. Sağda Ali Kutbey'i gördü. Onur kaptı. Çok güzel Onur. Talisca'ya bak. Anderson Talisca. Salih gör. Redmond. Salih Atno. Salih şut atıyor. Direkten gol. 3-1 yapıyoruz. Aynı gerçekte gibi. Salih. Skoru 3-1 yaptık. Efsane modunda arkadaşlar. Efsanede oynuyorum. Unutmayın. Helal olsun Beşiktaş'ıma. Helal olsun. Karnımızı öptük. Talisca. Salih. Redmond. Salih'e verdi. Sol ayağına çok sert vuruyor. Direkten direk. Birazcık şey yaptırdı. Hacı Ahmetoğlu'nun golü vardı. Direkten direk. Çıkıyor demiştik. Çok sert vuruyor. Ve 3-1 yaptık. Eyvah eyvah. Icardi çıkıyor. Onun yerine şimdi Bafétimbi Gomis. Ah şu oyuncu da çıktı ya, iyi. Biraz daha rahatladım. Ama Bafétimbi Gomis'i. İyi bir golcu. Zonguldak 67'de. Zonguldak selamımızı iletiyoruz Zonguldaklara arkadaşlar. Kendime Zonguldaklıyım biliyorsunuz. Şimdi
Galatasaray'ın kimyasını bayağı bir bozduk. Sergio Oliveira, sağda Kerem. Aman hocam, sağ Mert çık, Mert! Bahfettin Bey Gomez, Galatasaray şimdi 3-2 yaptı arkadaşlar. Gomez girer girmez ilk kontak gol. Ve aslan yürüyüşünü yapıyor adam. Ulan golümün 2 dakika sonrasında böyle hemen gol yedik ya. Olamaz. Acayip bir maç görüyorsunuz. 5 gol var derbide. 5 gol var. Ama çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Mertens. Mert topa değiyor ama top yine de kaleye gidiyor. Mertens. Burada Pepe oyuncu kaçırdı. Ve Bahfettin Bey Gomez böyle attı golünü arkadaşlar. Şimdi çok çok dikkat etmemiz lazım. Maçta son 20 dakika normal süreç. Batman'a bak. Hatalı pas. Hocam dikkat. Hocam. Ne yapıyorsun? Kerem geliyor. Galatasaray Kerem'le geliyor. Orta. Kafayla çıkar Pepe. Ulan Necip aldık ya. Geldi kafayı yeme. Çok oyuncu yaşıyoruz arkadaşlar. Necip. Ulan bizde bile Necip var arkadaşlar. Bizde bile Necip var. Uzun oyuna gitsin. Gömçür. Hadi Getson. Hadi Getson. Kafayla. Elşar abi uç 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 uç. Son 10 dakika. Vodafone Park'ta. 3-2 öndeyiz. 3-2 öndeyiz ama Galatasaray bastırıyor. Kerem. Dubois. Aman hocam. Pepe. Saiz. Aboubakar'a bak. Şimdi orada Onur. Önünde boş falan var. Onur. Onur orta gelir mi? Orta geliyor. Aboubakar hadi oğlum. Son 5 dakika. Son 5 dakika. Nefesimi tutuyoruz. Sonra sokmayalım. Uzun bir top geldi. Eyvah. Ama aha kalbim. Gönder. Aboubakar'a doğru uzun bir top. Abdülkerim karşıladı kafayla. Sergio Oliveira. Galatasaray şimdi son şanslar. Atak gelişimi çabasında. Sergio Oliveira. Dikkat ediyoruz. Oliveira. Umut Meraş. Ya bir türlü bir şey yapamıyorum şu oyuncularımız. Aman Mert. Aa. Tut. Sakin. Sakin. 94. dakikaya girdik. Hakem bitir artık şu maçı. Bitir hakem. Ve 90 dakika sonucu 3-2 kazanıyoruz. İlk büyük derbi. Kendi sahamızda. Galatasaray'ı 3-2 deviriyoruz arkadaşlar. Ve puan farkı 7'ye yükselttik şimdi. Oh Panamov. Talisca maçı çeviren oyuncu oldu. 1-0 geri düşümüz başta. 3-2 galip geliyoruz. Ve bu 6. bölümde gerçekten çok güzel bitiriyoruz arkadaşlar. Gezal gün adamı seçiliyor. O da çok güzel gol attı arkadaşlar. Okey. İstatistiklere bakalım. Galatasaray topa sahip olma oranı daha yüksekti. Ama biz daha çok şut atmışız. 9 şut atmışız. 15 isabetli olmuş. Şimdi Başakşehir ne yaptı? Diğer maçlar ne oldu? Ona bakalım. Başakşehir yenmiş. Biz 3-2 yendik. Ankara Gücü yenmiş. Onlar 4-1 yemiş Kayseri'yi. Adana. Oho! Alanya'ya arkadaşlar Adana eyvah eyvah 4-0 kaybetmiş. Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa'yı kaybetmiş. Ne oluyoruz lan? Trabzon yenmiş. Bayağı bir fark attık şimdi Galatasaray'a. 31 puandayız. Mübarek sayıdayız. Ve avarım 20. Yok 14. 14 avarımız. Galatasaray bayağı puan farkı var. 5 puanda Başakşehir'e attık. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten namağlup devam ediyoruz. Bir beraberliğimiz var. Sadece Galatasaray'ın 3 mağlubiyeti var şu maça kadar. Fenerbahçe 14 puanda ama çok fark yok. 14 ile 4. arasında öyle çok fark yok. 5 puan. 2 maçlık bir şey. Gaziantep, Sivas, İstanbulspor en alt sırada. Adana Demirspor da bayağı kötü gidiyor. Böyle bitiriyoruz ve bir dahaki bölüm arkadaşlar Fenerbahçe derbisi olacak. Yani çok çok büyük bir maç daha bizi bekliyor olacak. Maçtan önce yok. Maçtan sonra maçtan önce diye Alman bir futbol atasözü vardır arkadaşlar. Pepe sakatlandı. Al işte. Bundan korkuyordum arkadaşlar transfer yaptığımda.
Pepe, neyse onu bir dahaki bölüm bakarız. Ya da şimdi bakalım lan. Pepe, eyvah. Kasım ayı içerisine kadar yok. Omar Colley teklif var Antalya Spor'dan. Omar Colley oğlum, senin Pepe gitti şimdi. Omar Colley'e 2.4 milyon güzel para aslında. Bakalım ya, şimdi buna hiç ulaşasım yok arkadaşlar. Burada bitirelim. Galatasaraylı izleyicilerim de var. Onlara da selam olsun. Sizleri de çok seviyorum. Sizler de beni seviyorsunuz, onu da biliyorum. Oldu arkadaşlar. Bu bölümde sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölüm hemen göstereyim. Hemen göstereyim. Orada aşağıda görüyorsunuz zaten. Fenerbahçe derbisi olacak. Spor Süper Lig 12. haftası. Fatih Karagümrük maçı olur. Ve belki Trabzon'da oynarım. Yani belki bir dahaki bölüm daha çok maç olur. Sizler söyleyin. Dağılmazsa yine 2 maçlık olur bugün gibi. Oldu. Sizi çok seviyorum. Videonun başında bir şey sormuşum. Analik harici ne tarz videolar görmek istersiniz kanalımda? Korku oyun biliyor. Bazıları beni hatırlar. Korku oyunları da oynuyorum. Outlast'ın yeni bir oyunu çıkmış diye bir haberler geldi bana. Öyle bir korku serisi de görmek ister misiniz? Outlast'çılar var mı aranızda? Ona da yorumlara yazın. Başka şey de olabilir. Başka tarz videolar, başka seriler olabilir. Sizler lütfen yazın. Önceden biliyorsunuz Galatasaray, yani çok Galatasaray izleyicilerim de var. Fenerbahçe izleyicilerim var. Trabzonlar, yani böyle bir kısa da olsa seri tarzı ya da video tarzı onlarla sizler için de yapabilirim. İsterseniz tabii ki. Benim tarafımdan biz problem yok. Aslında sadece bana kalsa Beşiktaş yapmak isterim ama sizler isterseniz onu da yaparım arkadaşlar. Önceden My Club Galatasaray serisi vardı. O da çok güzeldi ama şimdi My Club falan kalmadı arkadaşlar. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Aboneyse abone olun arkadaşlar. Bir dahaki bölüm Fenerbahçe maçı var. Bir dahaki bölümde daha sonra videomu görüşmek ümidiyle. Peace out. Sayonara. Bye bye. Kartal selamıyla.